Herkes selam, ben İsmail'de kanalıma hoş geldiniz. Günahın tadı hikayesiyle devam ediyoruz. Bölüm 15. Daha yakın. Alexander ile ilişkin ateşlenir ve ona ne hissettiğini söyleyecek misin? Okuyalım. Alexander'ın Ryder ile kavgasının ardından banyoda ikiniz baş başasınız. Alexander sana yaklaşır. Bana bu kadar yakın olduğunu da düşünemiyorum. Sadece zor nefes alabiliyorum. Eli senin ensenlerin ve dudakları gittikçe senin dudaklarına yaklaşır. Esmeralda. Evet Alexander. Buraya gel. Öp beni. Ben... Onu öpeceğim. Dudakların onkileri dokunur ve yumuşak başların öpüşme gittikçe aletlenir. Sürüklere dikkat ederek yüzünü tutarsın. Sana sıkı sıkı sarılır ve vücudunu vücuduna bastırır. Kısımlarını okumayacağım. Alexander. Daha fazlasını ister misin? Evet. Bu sahneyi okuyacağım. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Daha önce beni hiç bu kadar istememiştim. Durabileceğimi sanmıyorum. Alexander lütfen. Daha fazlasına ihtiyacım var. Açık eline doğru kıvrılırsın. Senden uzaklaşır ve bir anda öne doğru düşecekmiş gibi olursun. Ne oldu? Sert sert nefes al ve sana bakarken gözleri alevler içinde yanar. Geç oldu. Kuzuna gitmelisin. Adama geri gitmek istemiyorum. Sertçilik bulur. Seni burada istemiyorum. Alexander. Kendini dışarıda görebilirsin. Can acıyarak ve kızarak başka bir söz söylemeden banyodan çıkarsın. Birkaç gün sonra dikkat dağıtıcı bir şey ortaya çıkar. Sen büyük kara, midili fıçısı mı yoksa normal fıçı mı? Sen bir parti verir ve tüm gün boyunca sana sorular sorar. Midili fıçısı da ne? Miki. Ah sen tatlı şey, naif şey. İkisini de alacağım. Akşam görüşürüz. Akşam malı ve kendini dolabın önünde durmuş dizi işine çalışırken bulursun. Senin olmayacağı bir şey seçmeye çalışsın malın, belki de Alexander'ında. Parkdaki diğer herkesten daha çok iyi görünürün içeri girdiğinde yüzünde oluşacak faydaya görmek sana olmaz. Ben... Neyse bunu alalım. Yansımanı incelerken gülersin. Etek biraz kısa ama sorun değil. Ve bacaklarımı daha uzun gösterir. Topuklarda canım acıkmıyor. Sen de seni dışarıda beklerken görürsün. Şoförünün sizi bekliyor tatlım. Teşekkürler. Seni inceler ve yolu koyularak dışarı doğru giderken gülümser. Tatlı görünüyorsun. Teşekkürler ve zaman ayırıp beni aldığın için sağ ol. Sorun değil zaten, fıçıyı da almam gerekiyordu. Bagaj attım. Arka tarafa doğru bakar ve sonra sana gülümser.
Yani Alexander ile gitmek istemedin, öyle mi? Onu bir nevi görmezden geliyorum. Sam kahkaha atar. O zaman epey boktan bir iş yapıyorsun. Aynı partiye gidiyorsunuz. Buna da kahkaha atarsan. Sen de bana başına gelen kötü şeylerden dolayı iyi bir insan olduğunu saklıyor mu diyeceksin. Hayır. Yanıt seni o kadar şaşırtır ki bir kahkaha patlatırsın. Kuzenimi seviyorum ama Alexander karışık biri. Ve sorunlarını çözmek senin işin değil. Ya ona yardım edebilirsen? Sen onu silker belki. Ama yine de senin elinde değil. Gittiğinde partinin başlamak üzere olduğunu görürsün. Sam ile içeri girersin ve o arkadaşlarına salam verirken içeri bir göz atarsın. Henüz Alexander'dan bir işaret yok. Bir de çıkarmak için mutfağa gidersin. Sanırım bir şey içeceğim. Sonuna kadar gidebileceğim ya da eve gideceğim. Böyle bir şey yapıp kalırsın ve şeffaf suyu sos bardağına koyarsın. Seni hiç siyah dantelli kız olarak düşünmemiştim. O kadar hızlı ayağa kalkarsın ki başın dönmek döndüğünde Alexander'ın arkanda ayakta durduğunu fark edersin. Eğilirken daha dikkatli olmalısın. Görüntü umurunda olduğundan değil. Daha domuz olabilir misin? Muhtemelen. Neden benim için tekrar eğilmiyorsun? Öğrenelim. İğrençsin. Halis sırtarak mutfaktan çıkar ve dışarı çıkıp sen bulursun. Alexandra mı koştun? Evet, o kendi olmak. Hiç şaşırtıcı değil. Sen bir anda odanın diğer tarafında bir şey görür. Alexander ve Tiana birlikte koltuktadırlar. Kucağında oturup onu sanki bir spor yaparmış gibi öper. Bunu beğendin mi? Çok pisliksin Alexander. Parmak uçları eteğinin içinde kaybolur. Tanrım, evet, durmasın. Dün gece söylediklerinden sonra bunu mu yapıyor? Zor olduğumda beni sevdiğini kendi söyledi. Ona biraz akıl vermeliyim. Ben Alexander'la yüzleşeceğim. Bu boklarla uğraşmayacağım. Bugün değil. Ona sen söyle kızım. Alexander doğru ilerlersin. Kendi seni fark eder. Alexander kucağından inerek gitmeye kalkıyor. Sen pisliğin teksin Alexander. Mısır gevreklerinde kim işledi? Kes şunu. Başını sallarsın. Yine seni başka bir kızla yakaladım. Sizinle ilk bana dönmeden önce öylece durup senin işini bitirmeni bekleyeceğimi mi sanıyorsun? Ben bahane üretmeye çalışmam. Ve burada hiçbir şey değilmiş gibi davranmak, bunu duymaktan bıktım. Alexander başka bir kelime daha söylemeden hızla dışarı çıkarsın. Evin dışındaki uzun yolda yürürsün, ormana giden yolu takip edersin. Bir el omuzuna dokunur ve döndüğünde neredeyse Alexander'a vurursun. Resmenle özür dilerim, seni incittiğimi biliyorum. Bildiğin halde yapıyorsun. Özür dilemek bu sefer işe yaramayacak. Biliyorum. Alexander iş çeker. Bak, sana milyonlarca kez söyledim. Ben ilişki yaşamam. Bu senin için neden bu kadar önemli?
Çünkü seninle birlikte olmak istiyorum. Alexander göz kırpar. Öyle mi? Kendini yavaş yavaş toplayarak başını sallar. Hayır, daha iyisini bilmeliydim. Ah, kes şunu. Evet, senin sorunların var, biliyor musun? Ben de. Bununla başa çıkabileceğimi mi sandın? Yaklaşarak Alexander'ın yüzünü tutarsın ve ellerinin arasındaki bakışı beklenmeyecek kadar yumuşak. Alexander, sen benim için dünyalara bedelsin. Mutlu olmanı istiyorum ve benimle mutlu olabileceğini düşünüyorum. Ben bunu çok isterdim. Alexander elini senin elinin üzerinde kaydırır ve senin dokunuşuna doğru eğilir. Ve senin yüzüne baktığında gözlerinde, bakışlarında sadece güven görürsün. Ben onu öpeceğim. Eğilip Alexander'ı öpersin. Nefesi viski sayesinde tatlı serttir. Ve dudaklar leziz bir yanık tatlı kokuyor. Esmeralda. Tadım çok güzel. Tanrım, sadece seni düşünerek sarhoş olabilirim. Kulakların arasında sesi bir fısıltı gibidir. Seni bir kez daha ister, istekle. Alexander. Beni yine öp. Alexander seni tekrar öper ve elleri karşılarına düşer ve seni ona doğru çeker. Bu kısmını okumayacağım. Bir anda uzaklaşır. Şimdi bunu yapamam. Alexander. Alexander seni görmezden gelir ve yolun aşağısına doğru gider. Onu bahçeye geçerek motoruna binmesini izlersin. Alexander'a inanamıyorum. O kafa karıştırıcı. Bir sıcak bir soğuk ikisinden birine karar vermesini nasıl sağlayabilirim? Eve dönmeye başlarsın. Ryder. Bir sen eksikti. Şanslı gecemde olmalıyım. Ryder gölgelerin arasına gelir ve ev ile sen aranda durur. Uzun süredir seni tek başına yakalamak için ölüyorum. Gözlerindeki o bakışı çok iyi biliyorsun. İçinde bir panik oluşuyor ve içgüdülerine sana bunu bu kez aşırı tepki olmadığını söylüyor. Ve en az ev en az 200 metre uzaktadır. Ben onu parçaya geri götürmeye çalışacağım. Eğer ona iyi davranırsan ya sakinlersen bundan kurtulabilirim. Bir nefes alsın ve yüzüne ikna edici bir gülümseme yerleştirirsin. Hey, beni tek başına mı yakalamak istiyorsun? En azından bana bir istek. Partiye geri dönerim. Diğer insanlara geri dönerim. Evimde bir sürü içki var. Seninle biraz turlayalım mı? Erken dönersem tam çıldırır. Sinirlerim bozularak onun elini tutarsın ve onu eve doğru çekersin. Haydi gidelim kendi mekanına, sonra gideriz. Bir anlamda şey yaradığını düşünsen, onu eve doğru sürükleyerek birkaç adım atarsın. Ve sonra mide bulandırıcı bir çatırtıyla kafanın arkasında bir şey çarpar. Her şey karardır. Pislik vardır. Ölüm bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.